Ben İzzettin Gülşen, matematik öğretmeniyim. Modern tavlayla yaklaşık 2 yıldır ilgileniyorum. Ondan öncesinde klasik tavla oynuyordum. Klasik tavlanın modern tavladan çok farklı olduğunu, modern tavlanın daha keyifli olduğunu tabii zaman içerisinde daha çok anlamaya başladım. Bir de matematik öğretmenim olduğum için olasılık hesaplamayı seviyorum. Bu oyun benim için bir yaşam tarzı haline geldi. Özellikle çevremdeki insanların da modern tavlaya başlamaları için onları teşvik etmeye de çalışıyorum zaman zaman. Yalnız bunu şunu fark ettim. Sadece tavla oynayarak tavla gelişmiyor. Mutlaka bunun eğitim kısmıyla da ilgilenmek gerekiyor. Tabii bunu kendi kendimize de yapabiliriz. Bununla ilgili eğitim alabileceğimiz insanlarla da tanışabiliriz. Biz Ortaca Modern Tavla Kulübü olarak kendi çapımızda, kendi içimizde ara ara eğitimlerimizi yapıyoruz. Yapay zekanın kullanıldığı programlar var, onları kullanıyoruz. O programlarla beraber canlı oynarken aynı zamanda yaptığımız hamlelerin doğruluğunu yanlış görüp bir sonraki aşamada yanlışlarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Ama gerçekten modern tavlayla tanıştıktan sonra tavla bilmediğimi hissettim. Yani ben boşuna oynuyormuşum çünkü şu anda modern tavla oynarken klasik tavla oynayanlardan işte yanımıza gelip beni kimse yenemez diyen arkadaşlarla da karşılaşıyoruz. Onları bir tebessüm edip hemen maça davet ediyoruz. Tabii onları yendiğimiz zaman çok hırslanıyorlar, çok şanslı olduğumuzu söylüyorlar. Aslında bu oyunda şansı minimize edip rakibi çıkmaz bir yere sokmak çok önemli burada. Çünkü şans faktörü zarla birlikte olduğu için 36 zar var ve biz elimizden geldiğince 36'da 1'e, 18'de 1'e bırakarak rakibi sıkıştırmaya çalışıyoruz. Ya da işte bununla ilgili tabii düplikasyon olayları var. Bu durumda da tabii karşımızdaki tavlayla ilgili çok fazla bir bilgiye sahip değilse bizi çok şanslı olarak görüyor. Ve tavlada genelde hep yenilenlerin bir hikayesi vardır. Yenenler zaten yendim der ama yenilenler genelde rakip tarafından işte çok fazla joker zar atıldığını söyleyip yenildiklerini söylüyorlar ama ben buna bir nebze katılıyorum. Tabii bunu ben de yapıyorum ama yine de bir yerde yenen insan yendiğini, yenilen insan da her zaman mutlaka şanssız olduğunu söyleyerek yenildiğini dile getiriyor. Tabii bunları zamanla törpülememiz lazım. Kendi adıma da konuşuyorum. İlerleyen zamanlarda şu an tabii ki ikinci yılıma yaklaştım. 2 yıldır oynuyorum. Kulüp olarak da Ortaca Modern Tavla Kulübü'nün daha birinci yıl dönümü olmadı. Mayıs ayında 1 yılımızı dolduracağız. Güzel bir ekip olduk. Kendi içimizde de birbirimizi eğitmeye çalışıyoruz. 30-40 civarı üyemiz var. Aktif olan liglerimiz var. Her 2 ayda bir lig yapıyoruz. Ve günden güne dışarıdan gören arkadaşlar beğenip bize katılmaya çalışıyorlar. Ama bunun yanında biz de ara ara insanları buraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Herkesin bu tavlayı oynamasını gerçekten tavsiye ediyorum ve istiyorum. Onun dışında katılmak isteyenler olursa lütfen bize ulaşsın. Zaten Instagram'da sayfamız var, Ortaca Modern Tavla Kulübü olarak. Oradan takip edebilirsiniz, çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz bize. Hatta sizin davetinize biz de gelebiliriz. Aynı şekilde bir toplu bir eğer turnuva varsa ekibimizi toplayıp gelebiliriz. Onun dışında bizim yaptığımız turnuvalarda Muğla içinden olsun, Muğla dışından olsun herkesi bekleriz. Tavlayı ben oynamaya çok küçük yaşlarda başladım. Ortaokul, son, lise 1 zamanlarında. Tavlayı çok iyi oynayan bir arkadaşım vardı açıkçası. Onunla oynamaya başladım. Onu yenmek için o kadar çok fazla çabalıyordum ki bir şekilde yenemiyordum. Çünkü yeniydim o konuda. Tabii ondan sonra arkadaşım da desteğiyle artık onu yenmeye başladım. Ondan sonra iddialı duruma geldik. Hatta üniversite okurken üniversitede ev arkadaşımla beraber yaklaşık 1 yıllık tavla sayımız vardı bizim. Mesela 50'de biter, 50 partide biter, işte 100'de biter şeklinde iddiasına tavlalar oynuyorduk. Tabii üniversite bittikten sonra bu sefer meslek arkadaşlarımla, işte öğretmen arkadaşlarla zaman zaman işte kafelerde klasik tavla oynuyorduk çok uzun yıllar. Yalnız benim handikapım şu, bayağı uzun yıllardır, 15 yıldır belki bu iş yapılıyor ama modern tavlayla daha 2 yıl oldu tanışalı. Klasikten çok farklı. Klasikte bildiğim çoğu şeyi değiştirdim ve şu an daha çok keyif alıyorum. Daha vazgeçilmez oldu benim için. Tavla benim için psikolojik olarak bir terapi gibi aslında. Çünkü duygularıma hakim olmam gerektiği zamanlar oluyor. İşte attığınız zarın gelmemesi durumunda sakinliğinizi koruyabilmek o kadar zor ki İstediğiniz kadar ben sinirlenmem, sakin olurum deyin. Öyle bir an geliyor ki rakip arka arkaya 3 tane 36'da bir ihtimalle attığı zaman işte 6-0'dan 9-6, 8-0'dan 9-8 yenildiğiniz zaman
Bunu kontrol etmek gerçekten büyük sabır istiyor. Bunu herkesin yapabileceğini sanmıyorum ama zamanla dediğim gibi bu bir şekilde kendimi törpülüyorum. Buna alışmaya da çalışıyorum. Tabii asla saygısızlık olmayacak. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi tavlada rakibime asla saygısızlık etmem. Bunun dışında üzülsem içimden üzülürüm, kahrolurum. Rakibimin elini sıkarım, tebrik ederim. Ondan da tabii karşımdakinden de bunu beklerim. Ve genelde işte TTB'nin ayaklarına katılıyorum 2 yıldır. Yaklaşık bir 10-12 ayağına katıldım. Süper finallerde dahil. Hiçbir sorun yaşamadım desem yeridir yani. Kesinlikle sıfır sorunla. Hiç kimse bana saygısızlık etmedi. Ben kimseye saygısızlık etmedim. O yönden de tabii ki arkadaşları kutluyorum, tebrik ediyorum. Güzel ortam sağlıyorlar. Bunu yönetmek de gerçekten çok zor. Bunu yöneten arkadaşlarıma, hatta bunun kamera arkasında çalışanların, hatta kamera ile çekip işte Tavla TV olarak Tavla TV'ye çok çok teşekkür ediyorum. Tavla TV ileride zaten çok büyüyecek. Hem eğitici videolar atacak, hem PR maçları atacak. Bunun yanında canlı maçlar yayınlayacak. Ve bizim için evde oturduğumuzda, sıkıldığımızda gidip bilgisayara karşı oynamaktansa ben bunları izlemeyi tercih ediyorum. Bu da benim için bir eğitim oluyor. Buradan Tavla TV'ye de teşekkür ediyorum. Çevremizdeki bütün arkadaşlarımızı buna davet ediyorum. Kesinlikle başlamalarını bir hobi olarak kesinlikle zaman geçirmenin en güzel, en keyifli yönlerinden bir tanesinin tavla olduğunu söylemek istiyorum. Hatta ekstradan şehir şehir gezerek en azından bulunduğumuz iş ortamından ara ara zaman zaman uzaklaşmak gerçekten bizim için ayrıca bir terapi olacak. Ve ben bunu da kesinlikle tekrar dile getiriyorum. Tavla benim için terapidir. Buradan bütün tavla dostlarımıza, herkese selamlarımı iletiyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.